Sevgili seyirciler, yeni bir Soruyorum programına hoş geldiniz. Soruyorum programı şu anda televizyon kanalları içinde bambaşka bir hava yaratıyor diyebiliriz. Genelde hep gündemin konuşulduğu televizyon dünyasında Soruyorum programında genelde gündemin biraz daha dışında kalan, aslında her zaman gündemimizde olan, hiçbir zaman gündemimizden çıkmayan çeşitli isimleri, değerli isimleri programımıza konuk ediyoruz. Ve biraz daha ağır bir tempoda ve biraz daha geniş bir zaman aralığında onlara sorular soruyoruz. Sizin sorduğunuz soruları ben de soruyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Lafın gelişi değil, gerçekten değerli bir konuğum var. 56 yılını tiyatroya adamış bir isim. Sayın Gürriz Sururi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugüne kadar hep böyle bir oyun olduğu zaman ya da bir kitabınız çıktığı zaman sizi konuk ediyorduk. İlk kez böyle bir oturup Gürriz Sururi'nin hikayesini Gürriz Sururi'den dinlemeyi ben merakla bekliyorum. Çok sayıda da soru geliyor zaten. Öyle mi? Evet. Kısa bir ara vereceğim. Ardından hiç aralıksız çok uzun bir süre beraber olacağız. Tamam. Hemen bir ara verelim. Sevgili seyirciler, Soruyorum programına kısa bir ara veriyoruz ki ardından hiç ara vermeden devam edelim. Soruyorum programında Sayın Gürriz Sururi'yi programımıza konuk ediyoruz. 56 yıllık bir tiyatro kariyeri dedim ama doğru mu dedim? Vallahi ben bilmiyorum şu tarihi. Siz daha iyi biliyorsunuz galiba. Ben çok küçük yaşta, yani çocuk tiyatrosundan başladığımı biliyorum ama yılını sizin söylediğiniz gibi hesaplamadım. Ailenizde bir tiyatrocu Belki de fazla. Var mı? Ailemin baştan aşağı tiyatrocu. Kim vardır? Mesela annem. Ben 2 yaşımdayken kaybettiğim annem ilk Türk primadonnamız. Evet. Yani o döneme kadar ekaliyet, gayrimüslimler sahnede rol alıyor. Kadınlar sahneye çıkmıyor o dönemde. Fakat annem onlardan sonra ilk defa Cumhuriyet'le sahneye çıkan primadonna. Neden ilk primadonna? Çünkü o zaman opera yok. Operette primadonna oluyor ama opera 1940'larda kurulduğu için. Primadonna ne demek bilmeyen izleyicilerimiz? Primadonna bir müzikli oyunun baş kadın oyuncusu. Evet. Genellikle de onlar soprano olurlar. Ama yani primadonna baş kadın şarkı söyleyen Babanız oyuncu. Babanız ne iş yapıyordu? Babam da tenor. Tenor. Ama aslında Ticareti Bahriye'den o günkü deyimle mezun. Altınbaş Lütfullah diye çok yakışıklı bir Bahriyeli. Annem de Kadıköy Damdösyon'da okuyan bir güzel bir genç kız. O Kilercibaşı'nın, Abdülhamid'in Kilercibaşısının torunu. Babam da gene Abdülhamid'e çok yakın olan Nezif Sürri Paşa'nın oğlu. Onlar Kadıköy'de ilk bu dansların falan başladığı, yani bugünün diskoları olan, o günün böyle dansingleri falan varmış. 30'larda oluyor bu hikaye. Ve onlar karşılaşmışlar orada. Yani kadınlarla erkeklerin ilk el tutuştuğu Cumhuriyet'ten sonraki dönemler bunlar. Ve orada birbirlerine aşık oluyorlar. Ama iki aile de aynen Cumhuriyet'le birlikte servetini kaybetmiş Osmanlı aileleri bunlar. Diyorlar ki biz evlenmenize karşıyız, ikisi de ayrı ayrı. Biri diyor ki okulunu bitir, işte kaptan ol, hayatını kazan. Öteki diyor ki okulunu bitir falan filan. Fakat Muhlis Sabahattin Bey diye çok önemli bir bestecimiz var. İlk evet. Türk operetlerini besteleyen birisi bu. O sırada Ayşe Opereti diye bir operet yazmış. Ve çok gerçekten çok iyi bir bestekar ve çok güzel müzikleri olan birisi. Başrolü oynayacak oyuncu da gitmiş. Muhlis Sabahattin Bey'in kızı Melek Hanım da vaktiyle bir dublaj yönetmenimiz vardı. Ferdi Tayfur diye. Evet. Evet. Hatta kız kardeşinin adı Adalet Cimcoz'un abisi. O da annemin çok iyi arkadaşı Melek Hanım. Melek diyor ki babam diyor bir turneye çıkacak. Gelin ben sizi ona tanıştırayım. Hem o köşkte kalabilirsiniz madem şeyi kaçırıyorsun Suzan'ı. Annemin ismi Suzan, babamınki Lütfullah. Onları götürüyor. Muhlis Bey gördüğü zaman Muhlis Bey çok beğeniyor iki tipi de. Hakikaten birisi incecik, uzun böyle dal gibi bir kadın. Ve çok güzel bir sesi var. Babam da öyle çok güzel sesi var. Ayrıca çok güzel dans ediyorlar bir çift olarak da. Hemen bir gecede annemi primadonna yapıyor. Babamı da tenor yapıyor. Ve bunlar kaçıyorlar Samsun'da.
turneye başlıyorlar Ayşe Operet'i ile. Ama kaçmak da süper kaçmak. Normalde hani böyle kaçıyor deyince değil. Tiyatroyla evet. kaçıyorlar evet, ya. Turneye kaçıyorlar. bir gecede de yani yıldız oluyorlar, çok beğeniliyorlar. Fakat ondan sonra bu devam ediyor. Kadıköy'de Süreyya Paşa, Süreyya Operet'ini kuruyor. Muhsin'in çocukları diye bunlar yıllarca İstanbul'un özellikle Kadıköy'ün yıldızları olarak yaşıyorlar. Şöyle noktalayayım. Annem 23 yaşında öldüğünde, hatta 22, Kadıköy halkı sevgisinden. Bir dakika, kaç annemin, yaşında? 22, ben 2 yaşımdayken. 22 yaşında mı hayatını kaybediyor? Aa, çok trajik bir şey bu. Yaşadığı hayat 18 ile 20 arasında büyük sükse. Tabii, İnanamıyorum tabii. bu hikayeyi. Böyle neden anılarım da var. Nasıl? Hayatını kaybetme nedeni ne? Hayatını kaybetme, penisilinin henüz icat edilmemiş olması. Safra kesesi enfeksiyonundan vaktinde ameliyat yapılamadığı için bir gün nedeniyle kana karışıyor. Ve septisemiden gidiyor. Ne kadar Alman hastanesinde. Şey, trajik bir... Çok trajik. Annemin Kadıköy Süreyya sinemasında bir tarafta Süreyya Paşa'nın, bir yanımda da annemin heykeli durmakta bugün hala. Şimdi opera yapıldı, yeniden restore edildi orası. Orada annemin heykeli var. Ben profil olarak gerçekten çok benziyorum heykele. Resimlerine de benzetiyorum zaten. Herkes de öyle söylerdi. Heykelin çok güzel bir yapılışı var. Bir gece tertip ediliyor. Annemin heykelinin yapılması için. Ve Kadıköy halkı geliyorlar. O heykelin parasını bilet alarak ödüyorlar. Yani hiç kimsenin yaptığı bir heykel değil. Kadıköy halkının yaptığı bir heykel bu. O zaman tiyatronun müdürü de Nazım Hikmet'in babası Hikmet Bey. Tiyatro müdürü. Meşhur şairimiz evet. Nazım Hikmet'in babası. Ve Tan gazetesinin sahipleri söyleyin. Yani heykeli yapan komitenin içinde bu isimler var. Ay, çok Siz ayıp. Hiç... Hatırlamıyorsunuz annenizi. Hayır. Size söylemiyorlardı anladığım kadarıyla. Annenizi. Hayır, 6 yaşıma kadar saklamışlar benden. Sakladılar. Ne demişler? İşte annem bu arada bu 4 yıla sığdırdığı şeyler arasında Almanya'ya davet ediliyor. Polidor şirketi tarafından. Çok güzel doldurmuş olduğu taş plakları var. Annem nerede falan derken işte bir dadım var. Dadımdan uyuyorum, dadımdan kalkıyorum. Dadım tuvalete gidiyor, kapısında bekliyorum. Gidecek, kaybolacak falan diye. Böyle bir anne şeyi çekiyorum. Bir de erkeklerin olduğu bir ailede büyüdüm. Yani 4 amca, bir baba, bir yaşlı babaanne. Kalamış'ta bir köşk, deniz kenarına kadar, tramvay yolundan. Siz de bir evin maskotu oldunuz herhalde. Çok hüzünlü bir çocukluk geçirmişim. Herhalde maskotuydum, şu suydum, bu suydum ama babam da annemi kaybettikten sonra uzun bir süre pijamasını falan üstünden çıkartmamış. Biraz deli gibi bir hayat yaşamış ve sonunda da eski gazetelerde olan bir şey bu. Çünkü doktor demiş ki ameliyatı yarına bırakalım. Bir gün önce yapsaydı ameliyatı belki annem ölmeyecekti. İşte o doktora rastlayınca Kadıköy vapurundan yukarıda denize atmış babam doktoru. Bir sene sonra falan. Doktoru atıyor. Evet. Kurtuluyor adam ama denize evet. atıyor. Böyle de bir hikaye. Evleniyor mu sonra babanız? Babam ben 14 yaşıma kadar evlenmedi. Evlenmedi. Hayır. Peki siz evlenmedi. Doğdunuz. Hatta uzun yıllar çapkınlık da yapmamış, yapmadı. Ben de biliyorum. Ondan sonra da hem sigaraya başladı, hem içkiye başladı, hem de müthiş bir çapkın oldu. Yani her gün böyle yeni yeni sevgililerle yaşadığı bir dönemi oldu. Zaten genç de herhalde yani değil mi? O... Babam 63 yaşında öldü. 1900, yani şimdi çok yaşlı. 1968'de. Evet. Peki siz doğdunuz. Hı. İlk hatırladığınız köşk sanırım. Evet. Yani 4-5 yaştan itibaren insan hatırlıyor evet, herhalde. Evet. Ama tiyatroyu da hatırlıyorum. Evet. İlk... Tiyatro kulislerine götürülüyordum. Öyle mi? O sırada babanız tiyatroya devam ediyor mu? Tabii her gece tiyatrocular eve geliyordu. Yani onların arasında gözümü açtım, büyüdüm. Tiyatrocularla beraber, daha çok da operetçiler diyebilirim ona. Hep operet oynanıyordu çünkü. Onlarla beraberdim. Yani Toto Karacalar, Mehmet Karacalar, Şevkiye Maylar, Reşit Gürzaplar, Can Gürzap'ın babası.
Böyle bir sürü değerli oyuncuyla, Hüseyin Kemal Girmen de vardı bir ara. Ondan sonra daha pek çok oyuncu. Evet. Onlar bizim evimizde... İlkokul nerede Gürüz Hanım? Nerede başladınız? İlkokul Kadıköy'de. Benden yani benden başka kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Birinci sınıfta sınıfta kalmış bir çocuğum. Tabii kolay değil. Yani konuşmuyorum falan. Ama bir de şey var, öyle bir şey var. Şimdi 6 yaşımdayken anneannem de var bir tane. Anne ailem. Ama o babamı hiç affetmiyor tabii. Tiyatrocu olmasaydı ölmeyecekti gibi bir inanca kapıldığı için. Bir gün anneannem gene beni alıp oralarda bir parka götürüyor. Neresiyse Kızıl Toprak civarında falan. Fenerbahçe'de belki. Orada işte bir kadından ahbaplık ediyorum bir hanımla. Tabii o zaman çok hoştu, zengindi biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama biliyorsunuzdur. Böyle Rumlar, Ermeniler, Yahudiler herkes bir arada yaşıyordu. Hele böyle sayfiye yerlerinde. Bizim ama bütün Süleymaniye'deki konaklar, şunlar bunlar satıldıktan sonra yani yazlık evimiz olan, yalı gibi olan Kalamış'taki köşkte oturuluyor. Bütün aile bir arada. İşte orada anneannem beni parka götürdüğünde bir Rum hanım soruyor işte, seviyor meviyor falan beni ve diyor ki annesi falan gibi bir şey. Anneannem de petane diyor onun anlayacağı şekilde. Ben de onu aklımda tutuyorum. Gidiyorum, bizim orada Rum kayıkçılar var deniz kenarında. Ona soruyorum petane ne demek. Ölmüş olduğunu anlıyorum ama bir üzüntüye falan geçmedim. Evet. Tahmin ediyordum herhalde, yani bu kadar gelmeyişin sonunda hiç gelmeyeceğini biliyordum galiba. Fakat ondan sonra da ben ailemden sakladım. Benden sakladıklarına göre ben bunu biliyorum diye karşılarına çıkmanın anlamsız olacağını zor düşündüm herhalde. Zor bir çocuk için. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Fakat sonra ben anılarımı yazana kadar çok kötü bir çocukluk geçirdiğime inandım hep. Fakat anılarımı yazarken gördüm ki o kadar zengin bir çocukluk yaşamışım ki meğer. Yani annesiz çocuklar çabuk gelişir diye bir laf vardır. Bu gerçek. Yani çok çabuk olgunlaşıyorsunuz. Büyüklerle beraber yaşamak, çocuk arkadaşım olmayışı. Benim hiç çocuk arkadaşım olmadı. İmkanı yok yani. Okuldan çıkınca ayrılacaksın. Eve kimseyi çağıramam. Ben kimseye gidemem. Neden? Yaşlı babaannem hiçbir zaman ne çocuk bakmış ne bir şey. 5 tane erkek bir kız evladı olmuş. O ben doğmadan ölmüş. İlk bakmak zorunda kaldığı çocuk ben oldum. O gelmiş halbuki 70 yaşına yahut 65 yaşında. Devir değişmiş, dönem değişmiş ama. Yani bir çocukla karşı karşıya kaldı ve çok sertti. Yani anlıyordum, onu çok sonra anladım tabii. Yani varlığını kaybetmiş o çocukları işte lalalar, tayalar, bilmem matmazellerle falan büyütürken karşı karşıya kaldığı bir çocuk. Yedirecek, içirecek, o yemeği de pişirecek bir duruma geldiği için sert. Çok sertti. Evet. Şeydi, sert demeyeyim. Çok dominanttı. Çok dediğim dedikti. Ama böyle sert olup da bana kötü davranmazdı. İlkokul 1'de kaldınız. Sonra devam. İlkokul 1'de kaldım tabii. Bu çok hazin bir şey oldu. Evde bir travma yarattı mı bu? Evde yarattı. Çünkü hiç kimse benimle ilgilenmiyordu ki. Bir de o var. Kimse. Herkes gece tiyatroda. Bir tanesi de amcamın evlenip ayrılıp gitmişti. O hukukçu, o tek tiyatrocu olmayan. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Ailecek İstanbul'a geçtik. İşte o sırada gene ilkokul, ortaokul sırasında yani 12 yaşındayken Muhsin Ertuğrul babamı yolda tutuyor. Annesi gibi yetenekliyse Gülriz'i getir çocuk tiyatrosunda oynasın diyor. Babanız istiyor mu sizin tiyatroda oynamanızı? Asla. Annenizden dolayı mı? İstemiyor. Çünkü dönem bugünkü dönem değil. Çok farklı. Ve mutsuz olabileceğimi, iyi bir evlilik yapamayacağımı falan düşünüyor belki. Belki çok zor şartlarla. Annem de hastalanmayabilirdi. O kötü şartlarla Adanalar, şuralar, buralar, oteller yok. Yani hayat o günün İstanbul'unda, pardon Türkiye'sinde çok daha zor şartlarla yaşanıyordu. Bütün bunların dışında yaşamamı istediğinden öyle düşünmüştür diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Muhsin Bey kıramadı. Beni çocuk tiyatrosuna yolladı.
Hüseyin Kemal Gürmen de şehir tiyatrosuna girmişti o zaman. Onun eline vererek, Hüseyin Kemal Gürmen de ayrıca ilk aşkım. Yani çok güzel bir parfüm kokuyordu. Bir de piposu vardı, pipo içiyordu. O eve geldiği zaman ben artık ne yapacağımı bilmiyordum. Böyle sokuluyordum yanına, çok da seyrediyordum herhalde. Bir dakika, siz 12 yaşındasınız. 10 yaşındayım, 8 yaşındayım. Beyefendi yani kaç yaşında bu arada? Beyefendi babamın arkadaşı. Platonik bir aşk içindesiniz. Tabii canım, acayip platonik bir aşk. Fakat neden bunu çok iyi hatırlıyorum? Elini tutuşturup beni alıp şehir tiyatrosuna götüren o. İstiklal Caddesi'ni yürüdük. O zaman Parmak Kapı'da çok güzel bir İtalyan apartmanda oturuyorduk. Daha doğrusu Kalamış'tan oraya ilk defa geldik İstanbul'a. Ve İstiklal Caddesi'nde bir apartmanda oturuyoruz. Güzel, çok güzel bir apartman. Çok büyük. Oradan indik. Tepebaşı'na kadar yürüdük. Tepebaşı'nda bir dram bir de komedi tiyatrosu vardı o zaman. Ve o komedi tiyatrosunda çocuk tiyatrosu da oynanıyordu. Beni oraya götürdü. Feri Egemen'e teslim etti. Feri Egemen de çocuk tiyatrosunun baş yönetmeni, rejisör. Yani çok kısa boyluydu. Çok kısa boyluydu. Çocuk rollerini oynuyordu hala. Ve bunlar ilk çocuk tiyatrosunu kuran insanlar. Yani Fatma Andaç, Feri Egemen, başta giden o isimler. Fakat o sırada ben de hiç yüzüm asık istemiyorum. Çünkü ben de gelin olmak istiyorum. Ne olacaksın diyorlar çocuklara ya. Ben hep gelin olmak istiyorum diyorum. Sanki bir meslekmiş gibi. Aslında tabii çok korkunç bir meslek. Ev kadını olmak. Onu sonradan anladım ama. Ve istemiyorum yani aklımda ne bir meslek ne hiçbir şey yok. Evet. O zaman şeylere de hatta kızlara da işte koca düşünüldüğü zaman avukat, işte mühendis, asker, subay. Subay çok değerli o zaman. Atatürk'ün o günkü... Kaç yıllarındayız bu arada? Ben yılları söylemiyorum. İnsanlar peki, biraz ansiklopedi karıştırsınlar. Peki. Tahmin etsinler. Zekalarını zaten çalıştırsınlar. Zaten sormamaya çalışıyorum da merak ediyorum. Bir yandan canlandırmaya çalışıyorum. Ben hiç saklamadan anlatıyorum tamam, size. Evet. Rakamlardan hoşlanmıyorum sadece o kadar. Şimdi orada garip bir şekilde ben tabii figürasyonda, koroda işte şarkıları söylüyoruz, dansları bir şeyler yapıyoruz. Bir tane de çok şeker bir kızla bir erkek yani şey Feri Egemen başrol oynuyorlar iki kardeş. Oyun da şey aslında Mavi Kuş diye bir filmi de olan bir roman da vardır. Onun bir adaptasyonu. İşte bunlar rüya evlerinden memnun değiller falan. Rüyalarında dünyayı gezmeye çıkıyorlar. Ve ihtiyarlıyorlar rüyalarının sonunda. Her yere gidiyorlar, bütün ülkeleri dönüyorlar, dolaşıyorlar. Ve sonunda geliyorlar ki, işte uyandıkları zaman görüyorlar ki o mavi kuş kafesinde evleri. Yani dünyanın en güzel yeriymiş. Böyle bir çocuk piyesi. İşte oradaki o çocuğu oynayacak olan kız, ailesi tarafından bilmiyorum... Memur muydu? Başka bir yere mi atandı babası? Ve o rolü bana verdiler. Birden Feri Egemen dedi ki bir gün, bu rolü dedi sen çalış dedi. Senden oynayacağız dedi. Beğenmiş orada beni koroda maroda herhalde. Ben çok heyecanlandım. Zaten çocuk şeyi, tep gibi her şeyi kapmışım. Kızın rolü hoşuma gitmiş herhalde. Velhasıl şöyle bir şey oldu. Ben 12 yaşında bir başrol oynayarak sahneye adımımı attım. O kadar çok beğenildim, o kadar çok alkışlandım ki kapıdan çıkınca kendi yaşıtlarımın, büyüklerimin, küçüklerimin beni beklediklerini görmek, programa imza attırmaları falan bir başka bir dünya açıldı önüme. Babanız geldi mi ilk oyuna? Geldi. Geldi. O sırada kabullendi mi artık? Tamam, çok hani beğendi. Hayır, yani geçici bir şeydir diye düşünmüştü olabilir. Ama çok beğendiler. Anneannem geldi, babaannem gelmedi. Orada şöyle bir şey oldu. Birden bir şeyi idrak ettim yani hayatımda. Yani bu müthiş bir şey. Müthiş bir ışık, müthiş bir renk. Ben bunun içinde olabilirim, hayatımı böyle geçirebilirim. Işıklar, alkışlar, roller, aynada kendimi beğeniyorum bilmem ne falan. Sahne tozunu yuttunuz bu. Yani. Tabii yuttum. Ama sahne tozunu yutmak gibi bir şeydi. Yani...
nasıl söyleyeyim size, o kadar kolaydı ki benim için bunu yapmak. Yani bilinçaltımda vardı bu. Nitekim işte çocukların okuma yaşını 5'e indiriyorlar şimdi falan. Ben de bütün tiyatro kulislerinde ha oradaki provayı seyretmişim ha da sahnede oynayan yetişkinleri seyretmişim kulisten. Ya da ilk sıralarda falan. Bir sefer hatırlıyorum babam Tota Hanım'la karşılıklı oynuyorlar. Rol icabı da böyle bir öpüşüyorlar. O fotoğraf öyle gözümün önünde ki kırmızı bir tuvalet Tota Hanım'da. Bir kolu var, bir kolu yok. Günün modası herhalde. Saten ve rujları da var. Öpüşüyorlar. Ben de anneannemin kucağından bir feryat. O benim annem değil, yalancıklar öpüşüyorlar diye bağırmışım. Bu da ailede anlatılan bir hikayeydi böyle. Ama orada hayatımda bir dönüm noktası olduğunu ciddi bir biçimde hissettim o yaşımda. Yani tiyatronun vazgeçilmeyecek bir şey olarak hayatıma gireceğini ilk hissettiğim an herhalde. Ve bir yandan okul, bir yandan tiyatro devam etmeye başladı sanırım. O kadar, ama ondan sonra hemen konservatuvara seçti Muhsin Bey, gelip seyretti. Muhsin Bey 3 ay gelmedi. Ben hep Muhsin Bey'le tanışacağım günü bekliyorum. Muhsin Ertuğrul'dan bahsediyorum. Muhsin Ertuğrul'dan bahsediyorum. Evet. Tabii bugün genç kuşak Muhsin Ertuğrul'un bilmeyenler babası. Muhsin Ertuğrul kimdir? Muhsin Ertuğrul. Programı biraz böyle yapıyoruz şimdi. Biz biliyoruz da yani tamam, biraz daha hani ilk kez duyan da vardır. Çok doğru. Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrosunu kuran, Cumhuriyet'le beraber Türk tiyatrosunu kuran, hatta daha önce Darülbedai olarak kuran, yurt dışında eğitim görmüş, Rusya'da, Almanya'da, Fransa'da ve Batı tiyatrosunu ülkemizde ilk defa sahnelemeye başlayan adamdır. Yani o güne kadar belki adaptasyonlar yapmış olabilir Ahmet Vefik Paşa falan gibi kimseler, ama birebir tercüme oyunlar oynayıp, işte ne bileyim aktör Kinler, Otello'lar falan oynanmış, ama bunlar hep ciddi olarak ele alınarak oynanmış şeyler değil. İlk defa saygın hale getiren, orta oyunculuktan bir İtalyan sahnesine dönüştüren, bir zaman sonra oyuncuların mutlaka konservatuvar mezunu olmasının gelenekleştiren, olmasını isteyen adam. Siz konservatuvara girdiniz, ortaokul bitince mi? Ben evet, konservatuvara. Konservatuvarda her şey vardı. Konservatuvar tepe başından şeye giderken, şimdiki bir musiki cemiyeti zannedersem o bina. Pera Palas'ı geçtikten sonra sağ tarafta. Orada bir bina. Tabi bale, şan ve bütün dersler. Ama çok şanslıydık, yani benim kuşağım çok şanslıydı. Çünkü hocalarımız Muhsin Ertuğrul, İgalip Arcan, yani aklınıza gelebilecek o dönemin en önemli isimleri. Ve de mesela bir bale hocamız vardı, Madame Armazanov. Dünya çapında falan bir balerin buraya gelmiş ve böyle devam ediyor falan. Yani Muhittin Sadak, şan hocamız, solfej hocamız falan. Evet. Böyle konservatuvar. Ama bir yandan da tiyatro devam ediyor. Bir yandan tiyatro devam ediyor, bir yandan da dram tiyatrosunda oyunları seyretmek mecburiyeti var. Komedi tiyatrosunda da. Pazar günleri falan oyunlar hep seyrediliyor. Daha sonra provalara katılmamı istedi Muhsin Bey. Daha sonra da sahneye çıktım dram tiyatrosunda. Cyrano de Bergerac'ta küçük bir rolüm vardı ama müthiş bir heyecandı benim için. Hüseyin Kemal Bey Cyrano'yu oynuyor. Kadere bakın. Ben karşısında bir tiyatroda, tiyatro içinde bir tiyatroda bir satıcı kız. Şimdi şeyde uzun bir tirat söylüyor. Hayatımda ilk ezberlediğim, baştan sona ezberlediğim oyun Cyrano'dur. Baştan sona ezber biliyorum. Allah bilir hala biliyorumdur. Bütün figürasyona kadar her şeyi, herkesin rolünü yani. Mesela olayı bir sahnesini biliyorum. Hatırlıyor musunuz? En aklınızda. Yani ben şimdi onu söylemeyeyim. Sınav. Sınav. Ama o çok güzel bir tirat söylüyor. Tiradın sonunda da anlıyoruz ki yiyecek bir lokma, ekmek parası bile şu anda yok. Karnı da aç. Ve ben satıcı kız olarak gidiyorum böyle tablamdan önünde. Ve ona bir şey ikram ediyorum. Ve ondan birkaç kelime konuşuyoruz. Ama benim gözlerim doluyor rol icabı. Hüseyin Kemal Bey anlatıyordu. Her gece aynı anda gözleri doluyor. Bu kızda bir şey var. Bu kızda bir fıtri bir istidat var diyor. Yani doğuştan bir yetenek demek istiyordu. Velhasıl böyleydi. Ondan sonra çok zor günler yaşadım. Neden?
Oturdum hesap ettim. Çünkü şehir tiyatrosunda ben baremle yaşayacak olsam oranın koşulları içinde 30'umdan 35'imden önce başrol kimse bana vermeyecek. Param, maaşım o günün şartları da çok kötüydü. Gerçi herkes bir yazlık bir kışlık ayakkabıyla yaşardı ama yahut pençe yaptırmak bilmezsiniz siz. Ben ayakkabıma pençe yaptırdım mesela. Evet. Kışlık ayakkabıma pençe yaptırmak zorunda kaldım. Yenisini alamıyorduk. Ama kimseye muhtaç değildik. Kimsenin kimseye borcu yoktu. Yani ülkemiz için de çok güzel bir dönemmiş, o dönemi yaşamış olmak diye düşünüyorum. Onun içinde olmak güzeldi. Ne yapıyordum? Tabii ki özel tiyatrolar da başlamıştı yavaş yavaş. Benim hayatımı kazanmam lazım. Bu hesabı anneannemle yaptık, oturduk. Ve ben onu ikna etmeye çalıştım ki onun için şehir tiyatrosundan ayrılmak, benim için Muhsin Bey'den vazgeçmek çok saçma, çok aptalca bir karardı. Oysa ben onu ikna etmeye çalıştım. Dedim ki çok daha çabuk deney sahibi olacağım. Çok daha önce başroller oynamaya başlayacağım. Çok daha iyi para kazanacağım. Çok daha iyi hayatım olacak. Boyun eğmek zorunda kaldı. Sonra ben birdenbire kendimi özel tiyatrolarda başrol oynarken buldum. Merhaba derken başrola öyle atladım. Seçtim evet. Ondan sonra tiyatrolar arasında. Konservatuar bitti mi bu arada? Hayır, sonuna kadar bitiremedim. Ne yazık evet. ki konservatuvar mezunu değilim. Evet. Ama şöyle diyeyim, konservatuvardan alacağım her şeyi almıştım zannediyorum. Bir de her zaman şuna inanıyorum. Kendi öğrencilerim olduğunda da bunları söyledim. Konservatuvar eğitimi bugün şart pekala, çok güzel. Ama çıraklık çok önemli. Yani çıraklık yapmadan, örneğin bugün devlet tiyatrosunda bir genç konservatuvardan mezun oluyor. Hemen kendi yaşıtlarıyla beraber bir yere atanıyor. Hani eskiden şark hizmeti denirdi ya. Onlar da böyle Ankara, İzmir, İstanbul gibi yerlerde oynayamadan gidiyorlar. Doğu'ya, bilmem nereye, şöyle Van'a gidiyorlar, Diyarbakır'a gidiyorlar, Adana'ya gidiyorlar falan. Fakat gittikleri zaman bütün ekip kendileri gibi. Herkes yeni mezun. Ve o zaman oyunlarının çoğu da müsamereye dönüşüyor tabii. Çünkü bir ustaları yok. Örnek alacakları kimseler yok. Yani ben bunu eleştiriyorum çok. Değişmesini çok isterdim. Evet. Ama maalesef sanatçılarımız dizilerde oynamak için artık oralarda oynamaktan kaçıyorlar, kaçınıyorlar. Neyse, o apayrı bir konu. Evet, gelelim sizin hikayenize yine. Siz benim özel tiyatrolarda evet. oynamaya başladınız. Evet, özel tiyatrolarda oynamaya Hala başladım. Hala babaanneyle beraber mi yaşıyorsunuz o sırada? Babaanneyle beraber yaşıyorum. O arada babam evlenmiş. Üç çocuklu bir hanımla. Evet. İlişkileriniz nasıl sizin? İlişkilerimiz çok kötü çünkü ben babama annesi de olmayan bir çocuk olarak aşık bir çocuktum. Anılarımda da yazdım. Mesela Kadıköy'e gelmediği zaman babam, onun elbiselerine sarılırdım. Ağlardım, ayakkabılarına sarılırdım falan. Onun kokusunu almak isterdim. Ve söz verir sözünü tutamazdı babam. Yani o hafta geleceğine mutlaka inanırdım. Ama o gelmezdi. Gelmediği zaman ben çok üzünlenirdim. Huysuz bir çocuk olurdum. İşte çocukluğum çok kötü bir çocukluk yaşadığım dediğim bütün bunlar ne kadar zengin bir roman malzemesi oldu benim için daha sonra. Tarif edemem size. Evet. Yani bütün yaşadıklarımı en ince detaylarına kadar yazdım anılarımda. Ve gördüm ki bu çok zengin bir hayat. Peki evlendi babanız. Siz babanızla mı kalıyorsunuz, babaanneyle mi kalmıyorsunuz? Şimdi babam evlendi fakat o zaman artık bir konuşma duydum. Her şeyi anlatıyorum ama bu şey, ben her şeyi anlatıyorum, rahat anlatıyorum. Neden derseniz, ben zaten bütün bunları yazdım çünkü. Evet. Kitaplarımda bütün bunlar var. Ama yazmak başka, birisinin onu evinde tek başına okuması başka. Burada bütün bunları anlatmak biz daha farklı. Bizim kimse yok yani karşılıklı. Evet, tabii evet. Öyle. Her zaman öyle. Ve de şöyle bir şey, yani ben istenmediğimi anladım. Yani apartmana sığmamızın zor olduğu, şudur budur gibi şeyler söz konusu edildi. Ben de kapıyı vurup çıktım bir gün. Anneanneme gittim. Ondan sonra anneanneme babam geldi. Çiçeklerle barışmak için. Haklı bulduğu için beni. İşte bir takım vaatlerde bulundu. Şöyle olacak, böyle olacak, şudur budur, şöyle yapacağım. Gülize bunu yapacağım, şunu yapacağım falan. Onların da hiçbiri gerçekleşmedi. Gerçekleştiremedi yani. Sonra da
hayatımız tamamen ayrıldı. Ama gene de ayrılmadı tabii. Birleştiği yerler de oldu. Anlatacağım onları size sırası geldikçe. Sonra ben babamdan bir tiyatroda oynama teklifi aldım. Böyle gene kartları önüme koydum. İşte birkaç tane tiyatro vardı, özel tiyatro. Ben Muammer Karaca'yla kış tiyatro turnesine çıkmayı tercih ettim. Ve 3 ay onunla kış turnesine çıktım. Ne demektir kış turnesi? Kış turnesi yapılmayan bir şey demektir. Yani o zaman yapıldı, bir daha da yapılmadı. Muhsin, yani Muammer Karaca bunu yaptığı zaman para kazanmak istiyordu. Bina yapmak istiyordu. Ve binası başlamıştı. Onu bitirebilmek için kışın çok da beğenilen bir iki tane oyunu var. Bunlarla bütün Anadolu'yu dolaşmak istiyordu. Ama turneye yazın çıkar tiyatrolar. İlkbaharda çıkar. Daha sonra sonbaharda da çıkar oldu. Ama yazın sıcağında kimse turneye açık havalara gider. İzmir fuarı falan gibi. Yalnız kışın hiç kimse kıpırdamaz. Kışın belli şehirlerde tiyatrolar vardır, oralarda oynar. Ne yaptı Sayın Karaca? Sinema salonlarında şu kadarcık, o zaman sinema, bugün de öyle sinemalar yani tek amaçlı yapıldıkları için sahneleri yok. Evet. Tabii bugünkü gibi de büyük sinemaskop şeyler de yok. Küçük küçük sahneler, önleri yok, arkaları yok. Acayip yerlerde yani cambazlık yapmak. Her gece bir başka türlü yerde sahneye çıkıyorsunuz. Ne oynuyorsunuz? Bir oyun mu oynuyorsunuz? Hayır. En korkuncu işte benim üniversitem dediğim şey odur. Adile Naşit benim çocuk tiyatrosundan arkadaşım. Evet. Fakat o her zaman benim annem ya da kayınvalidem rolünde oynuyor. Yani fizikten ötürü. İkimiz de çok genciz. Fakat onun tipi benim annem gibi. Ben de hep genç kız tipliydim uzun yıllar. Ve hep böyle bir rol oynuyoruz. Bunun içinde 3 tane oyun var. 3 tane repertuarında 3 tane oyun var. Benim hiçbirinden haberim yok. Her gece bir tanesini ezberleyerek sabaha kadar Adile beni rollere çalıştırdı. Şimdi bu rol çıktı. Ne kadar güzel diyorum. Cibali Karakolu mesela. Muhteşem serseri. Vallahi bilmiyorum. Şahane Zürtler değil. Hayır. Kim var? Sırada. Adile Naşit var. Başka tanıdık isim var mı bugünden? Tabii canım. Turgut Boralı orada. Adile Naşit'in eşi Ziya Bey orada. Güzin Özipek orada. Daha pek çok oyuncu evet. var. Ve siz Türkiye'yi... Alev Sururi orada. Nereye geziyorsunuz? O zaman Türkiye'de geziyoruz derken. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Güneydoğu'ya gidiyor musunuz mesela? Hayır. Güneydoğu'ya gitmiyoruz. Evet, Karadeniz. Karadeniz'e gidiyoruz. Ege'ye gidiyoruz. Marmara'yı zaten bütün bitiriyoruz. Edirne'den başladık galiba. Böyle. Evet. Yani, yahut da İzmit'ten başlamış olabiliriz. Güneyde yani Adanalar, Mersinler, İskenderunlar, Antepler, Antakyalar oralarda. Her gece bir yerde misiniz? Her gece bir yerde. Ayrıca oralar yetmiyor. Küçük yerlere de gidiyoruz. Yani söyleyeceğim size. Mesela Muğla. O zaman yani Muğla'nın yolunu bulmak. Muğla'ya kadar geldikten sonra Bodrum'a gidin dediler. Bodrum neresi dedik bilmiyoruz. Kimse bilmiyordu. Evet. Muammer Bey dahil yani. Peki öyle aşk bir şey. Var mı bu arada? Bu arada ciddi anlamda aşk, daha önce yaşanmış bir aşk var. Ne zaman? O bayağı fırtınalı yaşamışsınız. 20 yaşımda. 20 yaşınızda. O kimdi? İlk aşk diyelim. Adını söylemek gereksiz. gereksiz, hakikaten gereksiz. Çok ciddi bir aşk, intihar edecek kadar ciddi bir aşk. Evlenme izni verilmeyince ona da bana da. Bana o kadar benim gözüm daha karaydı. İntihar madem mi? Ki evlenemiyoruz. Ölelim. Birlikte ölelim. Ve? Dedik. Ne yaptınız? Ölmeye karar verdik. Öldük. Gerçekten yani öldük zannediyoruz. Ya ilaç mı aldınız? Öyle bir intihar. Ciddi bir intihar girişimi. O zaman hava gazı vardı. Hava gazını açtık. Ciddiyim. Yürüdüz adım inanamıyorum. Vallahi. Sizin hayatınız macera filmi gibi zaten şey. Öyle. Böyle bir büyük filmler vardı ya Hollywood'da hani dramlar, trajediler öyle, yani. Öyle gerçekten. Dolu dolu yaşamışım yani çok ciddi. Böyle bir kibritçi kız gibi bir yandan aşk hikayeleri, rüzgar gibi geçtiler şeyler. Evet her şey var. Ve böyle bir şey oldu gerçekten. Sonra kurtuldunuz. Sonra kurtulduk.
ben işte o zaman bir kere daha anladım. Hayatımda böyle dönüm noktaları var. Bir tanesi de bu. Bir tanesi çocuk tiyatrosuna başlayışım. Bir tanesi de şeydi, söyleyeyim. O benim Romeo'mdu, öyle söyleyeyim size. Babaannem küçükken sinemaya götürdü beni. Romeo Juliet'i seyrettik. Halbuki bir çocuk filmi varmış, onu seyredeceğiz diye götürmüş Süreyya sinemasında. Süreyya opereti bitmiş, artık orada sinema oynanıyor falan. Romeo Juliet'miş, dönüyoruz dedi. Hayır, ben illaki seyredeceğiz dedim. Ve o filmi seyrettim. İşte o zaman hayatım bitti, sinemadan kaçtım. Yürüye yürüye Kalamış'a gitmeye kalktım. Niye? Ağlıyorum, çok etkilendim, müthiş bir şey. Allah'ım diyorum ki hayatım değişecek, benim de bir Romeo'm olacak. Demek hayat bu değil. Yani ben Juliet olabilirim, benim bir de Romeo olabilir. Ben onu çok sevebilirim, o da benim için ölebilir. O müthiş bir şeydi. Bir de o da önemli bir şey, hiç unutmadım. Yıllarca ona çok inandım. Bir gün benim Romeo'm karşıma çıkacak diye. Çıktı hani mı? Her genç kız, tabii çıkmaz mı canım? Romeo'dan bol ne var? Romeo'dan bol ne var? Mesele Juliet olabilmekte. Evet, ama şimdi Romeo olmak için de izin vermemeleri falan, bir yasak, bir şey olması da gerekiyor. O da oldu. O da vardı yani. Tam Romeo buldum ben. Evet. Sonra siz özel tiyatrolarda gezmeye başladınız. Sonra işte biraz da o aşkı da unutmak şeyi de olabilir. İşin içinde bilmiyorum. Gidiyorum turneye falan. Ve her gece bir rol çalıştırdı Adile bana. Sonra da dedi ki ben çalışıyorum. Olacak gibi değil. Koca bir rol. Karşılıklı oynuyor. Hep başrol. Dedim ki nasıl yapacağız bunu falan. Bak dedi, sana bir şey. Mealen ağzına ne gelirse söyle dedi. Hiç önemi yok. Yalnız dedi, bak şu altını çizdiğimiz yerleri ezberle. Bunlar dedi Muammer Karaca'nın komik sözlerinin replikleridir. Eğer onun bir tanesini atlarsan hemen yarın yollar seni İstanbul'a dedi. Ne diyorsun dedim. Ben artık bunları ezberleyeceğim diye öldürdüm kendimi. Bütün bunları söyledim. Artık takdir bekliyorum. Bir de o zaman tiyatrocular kendi elbiselerini kendi götürüp kendileri giyiyorlar. Yani kostüm yapılmak gibi bir adet yok şehir tiyatrosu dışında. Yalnız şehir tiyatrosunda da büyük aşkım, idolümdü Cahide Sonku. Cahide Sonku'ya başrollerin çoğunun verilme nedeninin de zengin gardırobu, kürkleri ve mücevherleri olduğu hakkında da müthiş bir dedikodu yayılmıştı. Öyle mi? Çok ilginç. Kendi kıyafetlerini giyiyor kadın. Avrupa'dan, Paris'ten alıyor bilmem ne rolünü oynayacaksa falan gibi. Böyle, tabii çok büyük bir oyuncuydu. Çok güzel bir kadındı. Yani benzeri o sırada hakikaten yoktu. Ama şaka bir tarafa bu dedikodu da yapılırdı. Bunu da biliyorum ben. Süper dedikodu. Benim idolümdü yani. Sonra? Sonra işte oyun bitti. Ben takdir edeceğim zannediyorum. Çok da güzel. O zaman jüponlar modaydı. Çok güzel organza, bir de böyle bir tuvaletim var. Böyle tam en son onu giyeceğim böyle son sahnede falan. Bunları da yaptım. Oyuncu hanımlar, isimlerini hepsini de vermeyeceğim. Kıskanıyorlar, rahatsız oluyorlar falan filan. Dedim ki sahneden çıktım. Nasıldım dedim Adile'ye. Berbat dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Neydi kötü olan, neydi dedim. Bilmiyorum ki dedi, ben bir kelime duymadım senin dedi. Ne oldu? Korkudan sesim kaçmış. Tiyatrocularda olan bir şey bu. 20 yaşında benim o kadar roller... Ne demek o ses kaçması? Kaçıyor sesiniz, böyle konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Siz konuştuğunuzu zannediyorsunuz ama duyulmuyor. Duyulmuyor. Çok küçücük bir sesle içeri kaçıyor. Yani içeri veriyorsunuz sesi. Ya daha doğrusu bu kendiniz de değilsiniz demek oluyor. Paniktesiniz yani. Türkçesi bu. Ve böyle bir şey yaşanıyor. Ve Muammer Bey bana selam vermiyor. Oyun bitmiş. Herkes bir arada gidecek, yemek yenecek falan filan. Adam uzaklarda, yüzüme bakmıyor, konuşmuyor falan. Eyvah dedim, felaket, ben bu işi yapamayacağım. Fakat ertesi güne ben iyi olurum diyorum ama ertesi gün için gece o saatten sonra giriyoruz ikinci oyunu hazırlamaya. Ve üçüncü rol. İşte hayatımın en önemli deneyimi budur tiyatro için. Ve tiyatroyu seyircinin gülmek için istediği timingleri, aktörün karşısında nasıl oynatıldığını, kendinizi geri plana çekerek nasıl başka birisini yüceltebileceğinizi ve nasıl durmanız gerektiğini,
her şeyi o turnede öğrendim o 3 ayda. Evet. O 3 ayda. 3 ay gayet şey geçti. Döndünüz aynı şekilde devam mı özel tiyatroya? Oradan dönerken kıyamet genç oyuncular seneye sen bu tiyatroda asla olmazsın. Ha bir de ben biraz huysuzum. Bir şey söylüyor çok alışmış. Muhammed Bey odaya girince erkekler de çok komiktiler. Padişahım çok yaşa diye ayağa kalkarlardı. Sululuk olsun diye. Ama her sululuğun sonunda bir gerçek payı vardı. Ve de Muammer Karaca'da da öyle bir tavır vardı yani. Yani o astı astı kestik kestik. Son söz o söyler falan filan. Ama ben öyle değilim işin fenası. Öyle de alıştırılmamışım şehir tiyatrosunda. Ben de hesap soruyorum. Bunu yap. Peki neden bunu böyle yapıyoruz? Bu soru asla sorulmayacak bir şey. Neden ama böyle, böyle olsa? Onun yerine şuraya otursam, karşımdaki aktör de arkasını seyirciye dönmese gibi bir şey söylüyorum ben. Ukala ukala. Ama gerçek benim söylediğim. Sonunda ama Muammer Bey çok zor yani. İkinci sene kıymetimi anladı. Ama önce çok sinirlendi bütün bunlara. Ben de sustum. Ne yapayım? Fakat İstanbul'a döndük. Herkes dedi ki bu adam senden bir daha çalışmaz. Ben de aman kurtuldum diye geldim. Anneanneme falan hediyeler mediyeler bir şeyler almışım. Bir de oralarda yemek yiyemiyordum ben. Çok kötü kokuyordu lokantalar falan. İğrenç yerler. Ben bir kavanoz bal, bir torba elma. Otobüste bekliyordum onlar yemek yerken. Onlarla besleniyordum. Yalnız şunu da öğrendim. Bal ve elmayla insanlar şişmanlayabilir. Öyle mi? Hiç kilo vermedim. Bilakis kilo aldım. Çok enteresan. Valla. Öyle. Evet döndünüz devam ediyorsunuz. Döndüm. Ertesi günü müdür geldi. Şeref Şempinar. O da eski operetçilerden annemle falan oynamış birisi. O da geldi dedi ki Muammer Bey senden kontrat yapmak istiyor dedi. Yeni tiyatrosunda yeni başrolü sen oynayacaksın ve işte şu kadar da maaşın. Bayağı ciddi bir para. Hemen yaptım tabii gayet memnun. Ve bir sene böyle birdenbire Muammer Bey'e pek olmayan şeyler. Çok komik bir şey okudum. Gülriş Suri'nin dönüşü. Yaş 21. Ama harika. Yani şehir tiyatrosuna gitmiştim bilmem ne. O zaman böyle birkaç gazete. Hoş da gazeteler vardı. Son havadis diyebilir miyim? Hayır. Tan? Bulamayacağım. Evet. Yok yok tan daha eski. Evet. Bulamadım şimdi. Gelir aklıma. Oralarda böyle bir resmim. Şapkalı böyle. O rolde çok güzel. Ama gene kıyafetleri kendim yaptırıyorum. Bir de arkadaşım vardı benim. Sonradan çok ünlü bir modacı oldu. Onunla beraber benim kostümlerimi hazırladık, yaptık falan. Çok da şıkım sahnede. Zaten şık olacaksın. İyi replik vereceksin. İyi duracaksın. Sesin doğru düzgün yani diksiyon olacak. Başka bir şey istemiyor Muammer Bey. Fakat işte ben kendimi biraz göstermeye başladım galiba. Seyirci böyle eleştiri yazmaya falan başladılar. Resimler besimler şunlar bunlar çıkmaya başladı. O sırada Taki Muzenidis diye bir yönetmen var. Yunanlı yönetmen. Ankara'da güzel yerlerini sahneye koymuş falan. Cüneyt Gökçer'le de Muammer Bey tanışıyor tabii otomatikman tanışıyorlardır. Lafın gelişi tiyatrosu çok iyi iş yapıyor. İstiklal Caddesi'nde her şey yolunda. Gel bizle bir oyun koy Cüneyt diyor. O da diyor ki peki diyor ben geleyim bir oyun koyayım size diyor. Ne vallahi diyor şeyi koysak diyor. Anne Frank'ın hatıra defterini. Tamam diyor Muammer Bey. Altılarda sanat piyesleri oynayalım diyor. Biz ne piyes oynuyorsa sanat piyesleri oynamaya karar veriliyor. Ve kendisi geliyor. Hakikaten gayet iyi bir kadroyla. Heyecan Başaran'ın bir de kız kardeşi vardı o zaman. O da kadroda olmak üzere çok güzel bir kadroyla Anne Frank'ın hatıra defterini biz oynadık. Çok beğenildi. Cüneyt Bey sahneye koydu. Ertesi sene, 3 sene kaldım Muammer Bey'de. İkinci sene çıkmak istedim, söyleyeceğim ne şekilde olduğunu. Şey geliyor, Taki Muzenidis, Yunanlı, Türkçe çok az biliyor.
Biz de Yunanca bilmiyoruz. Fakat cam kırıkları koyuyoruz sahneye. Başrolde ben oynuyorum. Gene Adile annem rolünde. Ve müthiş sükseli bir iş oluyor. Fakat o kadar güzel eleştiriler çıkıyor ki. O günkü eleştirmenler de Ulunay, Refik Cebat Ulunay, Fikret Adil filan gibi. Şimdi biraz da o dönemin tiyatro atmosferini de anlatmak gerekiyor. Belki de bugünkü diziler kadar, hani televizyon dizileri kadar popüler bir şeyden bahsediyoruz. Tabii, yani, evet, aynen. Şimdi tiyatro deyince aynen. İnsanlar bugün gözüyle bakınca ya ne eleştirisi, hani eleştiri bile yok yani şu anda. İşte bir iki gazetede belki var, evet, belki yok. Evet, çok doğru. O dönem, çok doğru. Yani o dönem artık bir sinemada tabii, sanırım tam. Hele ondan sonraki dönem yani benim tam böyle bir star olup Türk tiyatrosunda oynamaya başladığım zaman yani starlar bizlerdik. Sinema starları da daha sonra gelirdi. Tiyatro evet. O kadar farklı bir yerdeydi. Evet. Ama o dönem öyleydi yani televizyon yoktu. Çünkü en önemlisi buydu yani en önemli rakibi tiyatronun bence televizyondur. Evet. 40 türlü rakibi var ama. Evet, çok iyi eleştiriler çıktı ikinci evet, yılda. Evet. Sonra 3 yıl kaldınız yani dedi. Şimdi, bu arada Engin Bey ile karşılaşma yılda, oldu mu? Daha sonra. Daha sonra. Orada müthiş bir olay oldu. Ve o kadar beğenildi, o kadar güzel eleştiriler aldı ki. Ve hatta Ulunay bir yazısında şey diyor yani işte böyle oyunlar oynanmalı falan filan özel tiyatrolarda yani Muammer de kendisi de hatta böyle bir oyunda rol almalı gibi bir şey yazınca o akşam geliyor bütün dekorları yırttırıyor kapalı gişe oynayan oyunda saat altta. Kıskanıyor bu, yani. Bu detayları aynen kendi tiyatrosunu kıskandı ben bunu çok güzel bir dille yazdım anlatamıyorum. Evet bu. Var benim Kıldan İnce Kılıçtan Keskince isimli anı kitabımda uzun bir bölüm. Ve de kalktı. O sırada da Haldun Dolmen de özel tiyatro yapıyor. Ve beni seyrediyor geliyor orada sahnede. Çok beğeniyor ve tiyatrosuna almak istiyor. Hiç tanışmıyoruz. Tunç Alman bana geliyor. O çok eski tanıdığım. O çocuk tiyatrosundan beri. Tanıdığım, ailece tanıdığım birisi. Ona da çok 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 hayrandım küçükken. Ona da çok bayılırdım. Neyse flört edemedik ondan, yazık oldu. Tüh fena üzüldük bunu. O zaman çok üzülmüştüm. Böyle bir ukde kalmış sonra içimde. Sonra çok, şaka ediyorum aslında. Çok yakın arkadaşım oldu. Ve onunla konuştuk. Gel dedi. Seninle oynatmak istediği de oyun var. Neydi oyun? Evet, ben bir fotoğraf makinesiyim. I'm a camera. Daha sonra biz onun gelişmiş versiyonunu oynadık. Kabare. Kabare müzikalinin ilk yazılmış hali. Ne oluyor? Ben ayrılacağımı söylüyorum Muammer Bey'e. Muammer Bey de diyor ki hayır diyor senin diyor 3 yıllık anlaşmam var diyor. Nasıl diyorum ben benim 1 yıllık anlaşmam var, kontratım var. 2. yıl yok ama kontratı konuşmaya bile gerek kalmadı. Memnunduk, kaldık ama ben artık dedim sığamıyorum kabıma. Başka şeyler yapmak istiyorum. Tamam yaparsın, seneye yaparsın. Gidemezsin dedi. Kontrat. Ben kontratımı çıkarttım. Yok dedi, sen gel buna bak dedi. Benim karşıma aynen el yazımla 3 yıllık bir kontrat çıkarttı. Nasıl oldu? Nedir bu, nasıl oldu? Davalık olduk sonunda. İnanmıyorum. Vallahi. Siz 21 yaşında davalık oldunuz yani. Olduk canım. Olmaz mıyız yani? Çok doğal. Ve olduk. Hatta o günün çok önemli Mimar Sinan'dan profesörleri, ressamları bilirkişi olarak seçildiler. Yazıdan ötürü falan. Neymiş sonradan? Ne anlaşıldı? Yanlış, yalan olduğu kanıtlandı. Yani taklit sulh olduk tabii. Yazmış. Tabii ama bir sene... Ben orada kalmak zorunda kaldım. Çünkü zaman geçti bu işler olurken. Gidemediniz. Peki bayağı gerilimli bir sene herhalde. Bir sene konuşmadan oynadık sahnede. Evet. Bir sene hiç konuşmadık birbirimizle. Çok güzel oynadık karşılıklı. Fevkaladeydi. Ve ondan sonra ayrıldım. Ama ondan sonra yıllar sonra, yani çok yıllar sonra değil ama 1964'te Karaca Tiyatro'yu gittim kiraladım Keşan'la Aldestan'la oynamak için. Çıldırıyordu tabii. Ama o kadar enteresan adamdı ki. Mesela ertesi sene dedi ki, bak dedi Engin başka bir oynasın dedi.
ben bu keşanlıyı oynayayım dedi. Kapalı gişe oynarız. E biz zaten kapalı gişe oynuyoruz. Nasıl oynayacağız başka türlü dedim ben de. Yani öyle hırslı bir insandı çok. Velhasıl böyle oldu. Evet, ondan sonra ayrıldınız oradan. 3 senede Dorman Tiyatrosu'nda çalıştım. Engin Bey ile tanışıyor musunuz bu arada? Sonunda tanışıyorum. O Hamlet'i oynamaya başladı. Şehir Tiyatrosu'nda. Ben Hamlet'i gittim, seyrettim. Gerçekten çok beğendim. Müthiş bir olaydı o günün koşullarında. Düşünsenize sene 1960. Ve de 61 yılında da ben de İrma'yı oynamaya başladım. Sokak Kızı İrma'yı. Ama ben üzülüyorum. Ben Haldun, şimdi Haldun aramızda çok az yaş farkı var. Var yok. Ben Haldun'a şey diyorum. Haldun Bey falan. O da bana diyor ki lütfen bana Haldun de, ben sana güleriz diyorum. Ben böyle şeye alışkın değilim diyor. Benim elimden gelmiyor. Yani o benim yönetmenim, o benim üstüm, patronum falan. Ben başka türlü söyleyemiyorum falan. Neyse o şeyin etkisinden, Muammer Bey'in etkisinden kurtuldum sonunda. Evet, rahat bir hale geldim. Evet, evet. Ve ben Haldun'a dedim ki ben buraya Aptal Sarışınları oynamaya mı geldim? Hep öyle roller oynadım çünkü. Ve de İrma'yı da biraz tuhaf karşıladım yani. Ben bunlar için gelmedim buraya diye. Evet, orada bir ciddi bir gerizekalılık gözüküyor. Öyle nasıl gördüm onu. Sonra dedim ki ben müzikal oynayamam. Nasıl olurdu ya dedi. Sen dedi çocuk tiyatrosuna yetişmişsin. Ve o operetçi bir ailenin çocuğusun. İşte annen bilmem ne, şu baban böyle. Nasıl söylemez? Bana ben söyleyemem dedim sahnede şarkı falan. Tutturdum. Halbuki şu an ders falan da almışlığım var. Sonunda kabul ettim. Ama dedim çok uzun şarkıları prova etmek istiyorum. Çok uzun çalışmak istiyorum dedim. Topu topu 3 tane şarkısı var İrma'nın. Ben uzun uzun dediğimi bir haftada zaten hepsini öğrendim, ezberledim falan. Fakat o bir olay oldu. O gün star denmiyordu ama ben bir gecede yıldız oldum. Sokak Kızı İrma'yla. Sokak Kızı İrma, evet. O önemli bir şeydi. Türk tiyatrosunda ilk defa yıllar sonra, suskunluktan sonra yıllarca operet oynanmamış. Ne şehir tiyatrosunda ne özel tiyatrolarda. Ve birdenbire bir müzikal. Ve bu müzikal hakikaten Paris'ten daha güzel oynandı. Gerçekten. Evet. Patladı bu. Yani. Evet, patladı. Engin Bey gördü mü orada çok patlamayı? Güzel arkadaşlarım, dostlarım oldu. Şey mesela Altan Erbulak gibi, Erol Günaydın gibi, Erol Keskin gibi, İzzet Günay gibi. Onlarla çok yakın dostluklarım oldu. Kadınlardan da Ayfer Feray ve şey, Yıldız Alpar vardı daha sonra. O dönem tiyatrodan sinemaya bir geçiş var mı? Başlamış mıydı? Hayır, o zaman tiyatro, pardon, sinema Yeşilçam her zaman var. Evet. Ben sahneye çıkmadan önce de vardı Yeşilçam. Evet. O şeyler falan vardı o. Nedir, burun kahpeyeler, yok bilmem neler. Daha bir sürü şey, şeyin o filmleri söyleyin. Yakışıklı Jönümüz meşhur. Sinemanın en meşhur jönü. Bulamadım adını. Neyse, çok utanıyorum. Evet. O bir dönem tane... ikisi film teklifleri geliyor mu? Hayır. Gelmiyor. Neden? Hayır. Vallahi ben bunu çok sordum. Ciddi misiniz? Vallahi. Hiç film teklifi almadım. Halbuki fotojeniyim, resimlerim çok güzel çıkıyor bilmem ne falan. Hiç film teklifi almadım. Ayrı çevreler miydi? Yani mesela tiyatrocular daha ayrı ya da sinemacılar tamamen daha ayrı. Tamamen sinemacılar ve tiyatrocular ayrıydı. Biz tiyatrocular o günün Yeşilçam'ını çok küçümsüyorduk. Hele kendi tiyatromuzu kurduğumuz, Kent Er Tiyatrosu'nun buraya geldiği yıllarda tiyatroda gerçek bir revolüsyon oldu. Yani 1960'lı yıllar, altın yıllar dediğimiz tiyatro yıllarında çok çağdaş bir tiyatro sergilemeye başladık biz. Biraz ondan çekinmiş olabilirler belki size. Yani hiç zannetmiyorum. Hocam. Hayır. Yani ticari bulmadılar beni. Evet. Çünkü o zaman başrolleri oynayacak oyuncuları Adanalı sinema patronları seçiyormuş. Bu çok yazılıp çizilmiş tabii. Bir şeydir. Ve onlar işte diyorlar ki bana Türkan Şoray'la iki tane film yap. Bilmem neli iki tane film yap falan gibi bir dönem yaşanıyor. Ve paraları onlar veriyorlar. Konuları hatta seçiyorlar falan. Siz tabii çok daha... kültürel olarak farklı bir atmosferin içindesiniz. Farklı bir atmosferde pek şey yapmıyorsunuz kendimizi. Yani. Hani. Hayır. Daha sonra sinema bence tabii Lütfi Akat çok önemli ama Atıf Yılmaz'la falan Yeşilçam farklı bir boyuta geçmiştir diye düşünmekteyim. Peki Adile Naşit o sırada atladı ama sinemaya bir anda? Ondan çok sonra. Çok sonra tabii.
Daha çok sonra atladı. Falan. O şeyle attı. Ertem İlmez'le işte. Ertem İlmez kadrosuyla sanırım öyle bir tabii ekip canım. Varmış değil o mi? O zaman kaç yaşına gelmişti artık Adile'de. Evet. Tabii. Peki Engin Cezar'la ilk tanıştığınız anı hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Ben seyrettim onu. Daha Sokak Kızı İrma başlamamış. Hamlet oynuyor. Onun da provaları falan filan galiba. Küçük sahnede oynuyorum işte Haldun Dormen'de. Şeyde oturuyorum. Bomonti'de. Böyle 10'da provamız var. 10'a çeyrek kala çıkıyorum evden. Geliyorum caddeye. Bir dolmuşa biniyorum. 5 dakikada küçük sahnenin önünde iniyorum. Hiç bu şaşmıyor. Böyle trafik falan hiçbir şey yok. Dolmuşla gelip önünde iniyorum, giriyorum provama. Sonra bir gün ben böyle tiyatroya giderken karşıda şeyi gördüm. Hamlet'i gördüm. Nasıl gördüm? Çünkü sarı saçları var. Onları saklamak için sarıya boyatmış saçları var. Şöyle uzun Hamlet. Bir tane kasket giymiş, bir trench coat siyah. Böyle kılıklar hep akılda kalır ya böyle ilk görüşlerde. Bende de kalmış. Çok güzel ayakkabıları var ayağında. O gün için onlar da yeniydi böyle. Altı kauçuk böyle üstü şey antilop mantilop falan. Ayakkabıya biraz meraklıyım. Ve bunları böyle gördüm, bir fotoğraf çektim. Birdenbire karşı kaldırımdan atladı. Ben de hemen girdim küçük sahneye. Hissettim arkamdan geliyor. Yani şey sokakta oğlan kıza asılır var ya. Aynen bu durum merdivende. Küçük sahne merdiveninde bu. Merdivende merhaba ben Engin Plancan. Ben sizi tanıyorum, ben sizi bilmem ne. Biz yukarıya çıktık. Bu Haldun'u aradı diyor ya. Haldun yok. Benden bir sohbetler etti. Böyle tanıştık. Yani tanışıp da... Hemen flört hemen etmeye başladınız mı? Hayır. Hayır. Ne yapıyorsunuz? bilmem ne falan. O kadarından çekindi ama tanışmış oldu yani geldi. Ama benim peşimden koşup gelip tanışmak için yukarı çıktığını biliyorum. Bu gerçek. Sonra. Sonra sene 60 bir dakika onu söyleyeyim size belirteyim. 60 olduğuna göre şu anda 52. sene olmuş oluyor. Bir kere bunu unutmayalım. O bir. İkincisi, o sırada aklım takılmış olmalı. Bir şey yapıyorduk, sanatçılar balosu. O zaman şey de yok, sendikalar da yok, bugün de yok. Tiyatrocular yani çok zor durumda o bakımdan hala. Yaşlı sanatçılara yardım etmek için böyle bir derneğimiz falan var. Ve de ben de bu faaliyetlere katılmaktan hoşlanıyorum. Ve bir balo yapmaya karar veriyoruz. Bu baloda çalışan çok insan var. En önce Betül Mardin. O çok becerikli, her şeyi organize eden bir insan. Daha o zaman mesleğine başlamamıştı ama her zaman böyle organizasyon işlerinde aman Betül'le konuşalım denirdi. Betül'le bir komite oluşturuyoruz. Birkaç kişi bu geceyi hazırlamak üzere. İşin içine Vasfi Rıza Bey'i de alıyoruz nedense. Ben de diyorum ki birdenbire, bakın çocuklar, bu genç Hamlet var ya hani Engin Cezar, o çok güzel bilet satabilir. Ondan sonra o gece orada olması herkesin ilgisini çekebilir. Biz onu da çağıralım falan diyorum. Yani bu gerçekten yarısı samimi ise yarısı da benim onu görmek arzumdan kaynaklanmış olabilir. İşte o baloda o gece dans ederek flört etmeye başladık. Sonra ne kadar süre sonra evlendiniz? 1,5 yıl falan. 1,5 yıl. Ve 52 yıldır berabersiniz. Burada biraz bir sessizlik. Şimdi bir şey söyleyeyim şöyle mi? Bir 52 yılı gözümüzden bunlar böyle düşünülerek olacak şeyler değil. Eğer bana o gün deselerdi ki sen 50 sene sonra bu adamla beraber olacaksın güler geçerdim. Asla inanmazdım böyle bir şeye. Hiç aklımda öyle bir program yani ölene kadar diye hiçbir başlamadım yani. Ölene kadar falan diye bir şeye inanarak hiçbir şey yapmadım. Evet. Ama böyle oldu. Sonra tiyatro serüveni devam ediyor. Değil mi biraz böyle tiyatro hızlı şey yapalım. Tiyatro serüveni devam ediyor. İşte Engin o sırada askere gidiyor geliyor. Şehir Tiyatrosu'ndan dışında bir sürü teklifler alıyor. Haldun Dormen ona da teklifler yaptı. Hatta bir oyun sahneye koydu. Neydi? Bir Yastıkta diye Erol Keskin'le biz oynamıştık. Çok güzel yönetti bizi de gayet iyiydi. Daha sonra 61'de evlendik. Evet. 1,5 yıl sonra evlenmişiz. Hep İstanbul'da mı kaldınız? Evlilik olarak. Yani sonra yani kariyeriniz İstanbul'da kariyerim, devam ediyor. Kariyerim tabii hem İstanbul'da yazları Bodrum'a falan gittik.
Denizi çok sevdiğimizden teknemiz oldu. Küçük bir tekneyle, Trendil'le 9 metre. İkimiz bir Bodrum çok şeyi geldik. Var sizde. Değil mi? Bir Bodrumluluk. Bodrum var. Çünkü 68 yılında gittim Bodrum'a. O zaman Bodrum'a gidip de aşık olmayan kimse yoktur yani. Orada o sırada böyle bir ekip var anladığım kadarıyla. O yıllarda giden ve Bodrum'a böyle daha bir entelektüel, tiyatrocu, yazar. Şu kadar söyleyeyim yazar. Size. Sene 68 o Raşit'in kahvesi hala Raşit'in kahvesi olarak geçmekte. Orada birkaç kişi böyle. Ben de yürüyerek oraya geliyorum falan. İlhan Berk oturuyor orada kalktı. Güri sen de mi geldin dedi. Artık dedi başka bir yere gitmenin zamanı geldi dedi. Yani böyle bir beni şey olarak alıyor. Popüler kültürden böyle. Şey geldi. Ya borcuva ya sosyetik falan diye düşünüyor. Yani. Bodrum bozuldu diyor yani hani. Evet bozuluyor diyor galiba o sırada. Yıl 68 daha yol yoktu Bodrum'a yani. İşte öyleydi. Evet. Sonra çok dostuzdur yani esprisi de var içinde. Tabii onunla çok çok sevgili dost olduk. Öyleydik zaten. Öyle yıllar geçti. Güzeldi Bodrum yılları. Eskiler, eski yıllar. Herhalde. Sinemaya geçtiniz mi hiç? Hayır. Hiç. İstediniz Hayır diyorum mi? Ya teklif almadım. Çok istedim sonra. Çok istedim. Kalıcı olmak istedim. Sonra işte o yazıları yazdık hep böyle. Ah tiyatro suya yazılan yazıdır. Perde kapanınca her şey biter filan filan olduk. Bunları idrak edince dedik ki nasıl kalıcı olabiliriz? Tabii ki sinema falan filan. Hiçbir doğru düzgün teklif almadım. Gerçek bu. Çok üzüldüm. Hatta bir sürü laflar konuştuk işte şeyle. Atıf Yılmaz'la bilmem kimle falan. Ama hiçbir zaman bunların şeyi gelmedi. Sonu gelmedi. Ortaya bir şey çıkmadı. Böyle kaldı. Biraz izleyici soruları alayım isterseniz. Tabii. Bayağı bir soru geldi. Hafta boyu da biz duyurduk. Tamam. Simge Durusoy. Karışık ve ortaya karışık soruyorum yani. Hı-hı. Her konudan bir kronoloji değil. Bir programda ödüle doymayan Nuri Bilge Ceylan için Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin izleyicisi değilim. Onun filmlerini görmek yerine fotoğraf sergisine gitmeyi tercih ederim demiştiniz. Nuri Bilge Ceylan'a bu kadar uluslararası ödülü boş yere mi veriyorlar sizce diye soruyor. Ne münasebet boş yere veriyorlar diye bir şey söz konusu değil. Herhalde çok büyük bir değer. Onu değerlendirip ödüller veriyorlar. Ama ben onun filmlerini anlayan kitlenin içinde değilim. Evet. Ben bunu anlamıyorum. Bunu şöyle kabul edebiliriz herhalde. Yani herkes aynı kravatı giyseydi çok tuhaf olurdu. Herkes aynı kadını beğenseydi o kadınla mı evlenecekti? Yani çok çeşitli türler var. Çok değişik filmler, yönetmenler var. Senaryolar var. Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri bana temposu çok ağır geliyor benim anladığım, sevdiğim sinemaya göre. Ve de çok lezzet almak için, tat almak için uzak filmine gittiğimde hüsranla döndüm. Çok sıkıldım. Ben sıkılıyorum onun filmlerinden. Ben seyretmiyorum. Sıkılıyor. Sevmek zorunda benim... değilsiniz. Evet. Ben de seviyorum mesela. Olabilir. Olur. Tamam. Fadik Sevin Atasoy bir soru soruyor size. Evet. İzleyelim bakalım ne soruyor. İzleyelim. Merhaba Cüneyt, merhaba Gürriz Hanım. Los Angeles'tan herkese merhaba. Soruyu benim sormam söylendiğinde çok mutlu oldum. Çünkü İstanbul'a ilk taşındığımda benim ev sahibim Gürriz Hanım olmuştu. Ve o zaman kariyerinin yeni başındaki bir oyuncu olarak kendisinin deneyiminden ve fikirlerinden çok faydalanmıştım diyebilirim. Ama o zamanlar sormayı unuttuğum bir soru var. Çünkü aile hayatlarındaki uyumu da gördüm. Engin Bey ile beraber ikisi aynı mesleği yapıyorlar, üstadlarımız. Ve müthiş bir uyum içindelerdi. Engin Bey ile nasıl tanıştınız? Ve aynı mesleği paylaşan iki oyuncu hanım ya eş olarak bu uyumu nasıl sağladınız? Belki seyircilerimize bunun formülünü anlatırsınız. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler. Dostlarımı da özledim, onlara da selam söylüyorum. Hoşça kal. Cüneyt. Evet, Fadi'ye teşekkürler. Los Angeles'a yerleşti. Yani evet. Uluslararası bir kariyer inşa ediyor aslında. Biliyorum. Fadik. Hem tiyatroda hem şeyde, New York'ta, Los Angeles'ta. Çok ben güzel çok, bir şey. Bu dil bariyerini aşıp uluslararası şey yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi evet. Beni duymuyor değil mi? Efendim? Ben konuşurken şimdi beni duymuyor herhalde. Hayır duymuyor ne yazık ki ama izliyor şu anda. Ama evet şöyle söyleyeyim. Sevgili Fadik yani sesini duyduğum için çok 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 mutluyum. Kariyerini de takip etmekteyim. Gerçekten çok doğru, güzel bir yoldasın. Sorduğun soru güzel. 50 sene. Şöyle düşünüyorum. Aynı meslekte
olmamızın bunda çok büyük payı var. Çünkü konuşacak konumuz hiçbir zaman bitmedi bu nedenle. Kavgalarımız bitmedi, tartışmalarımız bitmedi ve bu bir yaşam biçimi oldu. Bir şey çıktı ortaya. Her şeyi paylaşmak, birbirinden fikir almak. Küser misiniz birbirinizi? Nasıl? Var mıdır küstüğünüz mesela Engin Bey'le? Küstüm olmaz konuşmuyorum canım. 2 ay falan. Ayrıldık da, yok. O kadar İki yok. Ay konuşmak ne demek? O şeyler olmaz. Biz ayrıldık fakat her gün telefonlaştık. Hiç. Boşandınız mı? Boşandık. Evlendik 2 sene. Ayrı kaldık ama her gün görüştük. Yani. Öyle mi? Evet. Niye boşanmışsınız diye sormayayım. Yok, bir kıskançlık olayıydı. Engin'in çok normal bir şekilde bütün erkeklerde olan bir şey, çapkınlık dönemi başlamıştı 50 yaşlarında. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor herhalde. Ben de bunun çok fazla ciddiye aldım galiba. Öyle bir şey. Onları da yazdım ben anılarımda. Hepsi yazılı yani olan biten. Ama önemli olan birbirimize duyduğumuz gerçek bir aşk. Bu kesin böyle olduğuna her geçen gün daha fazla karar veriyorum. Ama aynı meslekte olmamız, aynı şeyleri paylaşmamız, bir de dünyaya aynı gözlükle bakmamız. Evet. Burak Sözbir bir soru soruyor. Siz neden sinema ve dizi filmler, sizi neden sinema ve dizi filmlerde göremiyoruz? Son dönem dizilerinden ve dizi oyuncularından en çok hangilerini beğeniyorsunuz? Dizi seyrediyor musunuz? Tabii. Seyrediyorum. Seyrediyorum. Şimdiki şeyi seyrediyorum. Suskunları seyrediyorum. Keşanlı Destanı'na baktınız mı? Baktım ama Suskunları konuşalım mı? Tabii. Önce Suskunları konuşalım. Suskunları seyrediyorum. Çok beğeniyorum. İnşallah bozulmaz. Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek çok esastır benim için. Ama Türk gibi bitirmeye kalkarlarsa, onlar da yani gevşerse, biterse, yok 90 dakika, yok 5 sene oynaması öngörülüyorsa eğer, onun kaliteli bir iş olması imkansızlaşıyor. Şeyi seyrediyordum, artık edemiyorum. Neydi? Öyle bir geçer zaman ki. Evet. Yani sıkılıyorsunuz bir yerden sonra, tekrarlara düşmek zorundalar. Evet. Yani inandırıcılığını çok kaybediyor her şey. Keşanlı Destanı'nı seyrediyor musunuz? Keşanlı Destanı'nı seyretmiyorum. Neden? Neden söyleyeyim, ilk başlarda birazcık seyrettim. Bilmeyen izleyicilerimiz için bir parantez açalım. Siz yıllarca sanırım Keşanlı Destanı'nı sahnelediniz. Şu suret Keşanlı Ali'yi gösterir. Destanı var işte, her yerde söylenir. Gel gör bakalım neymiş bu destan, 15 fasılda edelim beyan. Edelim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse ala arif olan. Kaf dağının arkasında, fil dişinden bir sarayda, düğün dernek gelin girsem, pırlantalı taşlar taksam. Kreasyon bizim. Evet. İlk sahneye biz koyduk. Haldun Taner'in yazdığı yapıtı ilk biz koyduk sahneye. Siz de çok Zilha güzel bir kadro, evet Zilha. Çok güzel bir kadromuz vardı. İşte Gencolar, Mehmet Akanlar, Ani İpek Kayalar, aklınıza kim gelirse. Çok çok iyi bir kadromuz vardı ve çok beğenildi. Çok iyi sahneye kondu, çok iyi oynandı. Kaç yıl oynamıştınız o dönem? Çok oynadık yani, tekrar tekrar döndük, gene oynadık. Evet. Yani 64'te oynadık, 74'te gene oynadık gibi diyeyim. Evet. Yurt dışında çok oynadık falan. Ama şöyle bir şey. Şimdi bir mukayeseye gidemem. Dizi mantığı bambaşka, tiyatro bambaşka. Az önce konuşuyorduk. Yani sinema mantığı da başka. Şimdi burada bunu sakız gibi uzatacakları belliydi. Ben ilk baştan söyledim. Yani bundan böyle çok güzel olurdu 20 bölümlük bir dizi yapsalar. Nitekim biz 3 bölümlük bir dizi yaptık TRT'ye. 20 sene önce, 23 sene önce. Ve o çok güzeldir. Hala da modası geçmemiş bir hali var. Yani çağdaş bir yorumla yapılmış bir dizimiz var bizim 3 bölümlük. Güzeldir. Şimdi burada nereye gidebilir bu öykü? Bir defa günümüzde gecekondu sorunu yok. Gecekondu sorunu bambaşka boyutlara taşındı. Onların hepsi kat kat apartmanlar oldu. O gecekonduların sahipleri sınıf atladı, bir şu oldu, bu oldu. En güzel manzaralı yerlerde gecekondular yapıldı. Sonra orada dediğim gibi katlar, siteler, bilmem neler yapıldı yani. Bugün bu sorun yok ülkemizde. Ama oyunun Haldun Taner'in yazmış olduğu harikulade esprisi ve bir dili var.
bir anlatım var. Oradaki karakterler her biri etli canlı kanlı. Ama yani artık bütün diziler böyle baktığınız zaman. Belki dediğinizde haklısınız siz. Ama şimdi bakın orada. 5 yıl süren dizi var mesela. Bir tane şeyden çıkıyor. Bir klasik romandan çıkıyor. 5 yıl sürüyor. Normalde roman kabul. 200 sayfa yani. Peki ama Haldun Taner yaşasa bunu verir miydi? Bu şekilde olmasına razı olur muydu? Peki size dizilerden teklif geliyor mu? Hayır. Oynamak ister miydiniz? Bugün artık düşünmem yani. Fiziksel olarak böyle daha başka bir yerdeyken isterdim. Niye? Ama gayet artık iyi bir yerdesiniz bence. Yok yok, değil değil. Yani hayır hayır. Diye. Estağfurullah olur mu? Yaşlanan insana estağfurullah denir mi? Hayır yani bence niye öyle diyorsunuz yani? Bir şey demiyorum, çok doğal. İnsanlar yani, Oscar ben alanlara bakıyorum. En ben parlak de dönemlerimde teklif almadığıma göre yani bugün ne hangi rolü oynayacağım? Yani ne yapayım bu saatten sonra, şey mi olayım, nedir o, hanım ağa mı olayım? Hürrem. Hürrem mi olayım, baksanıza. Neden güzel olmasın yani. Bir görüntülü bir soru daha var. Bahar Çuadar soracak. Radikal Tiyatro yazarı, Radikal Gazetesi. İsterseniz ona bakalım. Bahar ne soruyor? İyi akşamlar Gülriz Hanım. Türkiye'de tiyatro ortamı epey hareketli son yıllarda. Siz genç kuşağı ne derece takip edebiliyorsunuz? İşlerini beğendiğiniz, etkilendiğiniz bir tiyatro topluluğu ve özellikle bir kadın oyuncu var mıdır? Bir de şunu sormak istiyorum. Keşanların Destanı'nı muhtemelen konuşursunuz bu akşam ama daha önce oynadığınız başka bir oyun var mıdır sahnelenmesini isteyeceğiniz tekrardan? Kim oynasın, hangi kadın oyuncu oynasın istersiniz? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Önce genç kuşağı takip ediyorum. Genç kuşağı takip ediyorum. Ediyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Şimdi tiyatroda da yeni, mesela geçen gün ben Dot'un bir oyununa gittim. Bambaşka bir tiyatro sahneleme anlayışında. Çok yenilikçi mi diyeyim ben? Kelimeleri de yanlış kullanmayayım. Yani yok. Bizim klasik standart tiyatronun daha dışında bir oyun ve içerik ve şey var. Hani biraz daha 2000'lerin böyle bir. Şimdi Dot çok iyi işler yapan bir tiyatro. Çok güzel başladı. Arada biraz yolunu şaşırdı, ne yapacağını falan bilmediği bir dönem geçirdi. Şimdi tekrar çok iyi şeyler yapmakta. Crack Tiyatro da böyle. Onların oyunlarının hiçbirini kaçırmıyorum. Başka tiyatrolara da gidiyorum. Amatör toplulukları da seyrediyorum. Gençlerin tiyatroya katkıları çok büyük. Ve yeniden tiyatroda bir revolüsyon olacağına inanıyorum Türk tiyatrosunda. Oldu çok mu? İyi şeyler olacağına, olmak üzere. Evet. Oluyor, doğuyor yani çocuk, bence böyle düşünüyorum. Tiyatro öldü mü tartışmalarına sinir oluyor musunuz? Nitekim 10 sene önce Türk sineması çok iyi bir sinema yapacak birkaç sene kalmadan demiştim. Evet. O gerçekleşti. Çok iyi sinema yapan yönetmenlerimiz var. Çok iyi şeyler var, söyleyin sponsorları var, diyeyim prodüktörler var. Ve çok iyi oyuncular var, çok enteresan. Şimdi konservatuvardan ben bilmiyordum öyle olduğunu. Dot'ta öğrendim. Hepsi konservatuvar mezunu. Hepsi şunu şu diziden tanıyorum, bunu bu diziden tanıyorum derken bunların hepsi aslında konservatuvar mezunu. Nitekim o dizilerdeki oyunculuk kalitesinin düzelmesi de buna bağlı. Tabii ki yani kesinlikle böyle. Bununla ilgili bir soru var. Yağmur Can soruyor. Son 10 yıldır artık mankenleri de tiyatro sahnesinde görüyoruz. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Siz eğitim almadan sadece ünlü ya da güzel olduğu için oyunculuk yapan insanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu üstünde durulacak bir soru bugün. Çünkü çok sürprizler vermekte insanlar. Yani Shakespeare ne demiş? Dünya bir tiyatrodur, biz de bunun aktörleriyiz. Şimdi bugün bu yaşanıyor. Herkes oyuncu. Evet. Her güzel insan oyuncu. Hayır, ya da her ünlü insan oyuncu. Her çirkin insan da oyuncu. Bana bile teklif geliyor. Bana geçen bile gün bir tane Malkaçoğlu filmi çekiyorlarmış, senin bir kere, oynar mısın? Senin diye. Bir kere diksiyonun harikulade güzel, sesin çok güzel, bir de yakışıklısın. Tamam, ben işsiz kalmam. Bir de popülersin. Üstelik de şey de yok, tutuklanma yani, tehlikesi yok, cezaevine atılma tehlikesi yok. Tehlikesi yok ama ne kadar güzel, hemen o. Neden olmasın? Malkaçoğlu bu rolde kendini buldu. O genç, hoşuma giden bir gençtir, kaşları yüzünden. Her zaman böyle yarım gözle seyrediyordum. Bir de ben şunu mesela, bir yeni mankenler giriyor, oyuncular giriyor. Pardon, sözümüz yarıda kaldı. Bir de çok seks giriyor yani, çok çıplaklık giriyor mesela. Şimdi çünkü bakıyorsunuz oyunculuktan çok ne var? Hayır, katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Hayır, katılmıyorum. Çünkü o çıplaklığa çok alışıldı günlük hayatta. Ne bileyim, bir düğüne gidiyor bir
yani krem de la krem dediğimiz evet. çevreden birisi. Kasırına kadar yırtmaçlı bir tuvalet giyiyor. Ben vaktiyle file çorap giyip de sokak kızı Irma olup bir küçük yırtmaç yaptığım zaman kıyamet kopmuştu bu memlekette. Demek ki böyle bir şey yok yani çıplaklık kalktı. Evet. Olay değil artık çıplaklık. Budur yani. Ve bence de sinemada da bu kullanılmıyor. Yani istismar edilmiyor demek istiyorum. Dizilerde de istismar edildiğini evet. zannetmiyorum. Yeni oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oyuncular hakkında. Mankenler, şeyler onu sordum. Evet yani bu şey oldu. Dünya bir tiyatrodur lafından hareket ettiğimizde. Şimdi çıkıyor bir tanesi. Rezil risvay oluyor gidiyor. Ama bir tanesi çıkıyor. Dört dörtlük oynuyor. Nasıl oluyor bu? Yani demek ki hani bazı meslekler olunmaz doğulur. Evet. Derler ya işte tiyatrocu olunmaz, tiyatrocu doğulur, gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur falan gibi laflar vardır. Belki de bunlarda bir gerçek payı vardır. Yani benim beğendiğim hiç kimse olmayan bir takım güzel kızlar var ortalıkta. Kim? Benim en çok şaştığım ne biliyor musunuz? Ne kadar çok güzel kız ve çocuk var. Yani jenerasyon nasıl değişti? Irkımız değişiyor galiba. Bir kere bu kadar açık renk yoktu. Yok mu? Tamam canım eskiden de boşnaklarımız vardı falan filandı ama yani ortalıkta mı yoktular ama neydi? Ama onlar artık çakma sarışın biliyorsunuz yani herkes sarışın. Hayır sarı saçlardan bahsetmiyorum ben. Açık renk gözler ya onlar da bana şey demeyin, lens demeyin. Yani her şeye burunlar yapılıyor eskiden böyle bir bu kadar çok estetik var mıydı? Şimdi bakıyorsunuz evet. bir estetikli haline bakın. 5 yıl öncesine bakıyorsunuz bambaşka insan. Hani evet doğru. Hiç alakası olmuyor. İnsanlar her şeyini değiştiriyorlar. Ama şimdi ben beğendiğim oyuncular genellikle eski tiyatro oyuncuları yani sinemanın dizinin kalitesini yücelten onlar oldular. Fakat diyorum ki bu diziler de o oyunculara bir şey kattı biliyor musunuz? Bu minimal oyunculuk içteki duygularla fazla mimik yapmadan oynamak hele bunun eğitimini almış hele tiyatro gibi bir mesleği öğrenmiş çalışmış yapmış birisi için çok büyük bir güç haline geliyor. Ve evet. çok iyi oyunculuklar sergiliyorlar açık söyleyeyim. Bir soru yani, daha var. Evet pardon nedir? Söyleyeyim. Yani gerçekten hani eskiden Amerikan oyuncusu yahut işte Fransız bilmem nesi falan kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bütün dünya oyuncularla yarışabilecek oyuncularımız var. Nedim Saban bir soru soruyor. Görüntülü bir soru. Alalım. Ne güzel. Evet buyurun Nedim Bey. Merhaba. Merhaba Gülis Hanım. Bir kere sizi her galamızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Sizin kadar böyle tiyatroyu takip eden birisi yok gerçekten. Ustamızsınız ama ben başka bir şey sormak istiyorum. Belki halkın çok bilmediği. Çok önemli bir aktivistsiniz siz. Çok önemli çalışmalar yaptınız. Hem çağdaş yaşamla hem Türkiye'nin daha aydınlığa gitmesiyle ilgili. Bunları biraz anlatabilirseniz çok mutlu olacağım. Evet, Nedim'e teşekkür ederim. Ne var böyle bir... Sizin bir yandan da böyle bir bambaşka bir yönünüz var. Çok fazla yansıtmadığınız. Yok, çok fazla yansıtmamış olur muyum? Galatasaray'dan Taksim'e kadar yürüdük. Televizyonlar peşimizde. Flash'ler ne için patlıyor. Yürümüşsünüz? Ülkemizdeki hukukun çiğnenmesi için yürümüştük. Yani daha doğrusu... çağdaş yaşamda Türkan Saylan'a yapılan büyük haksızlığa karşı, kanunsuzluğa karşı gerçek kanunu istediğimizi söylemiştik. Ben de bunun yazısını yazmıştım, yani ön yazısını ben yazmıştım. Ve bütün tiyatroculara bir çağrıda bulunmuştum. En önde gerçekten Nedim Saban olmak üzere büyük bir katılım olmuştu. Çok önemli bir şeydi. 3. senesi oldu galiba. 2008. Evet ama 3. senesi oldu, 4. değil daha. Mayıs'ta belki 4 oluyor. Bu konuda çok uğraştılar vermeye çalıştık. Ama sonunda gördük ki hiç kimsenin sesi soluğu dinlenmiyor. Bir bahane bulup herhalde bizleri de bir tarafa götürürler diye. Arkadaşlar belki endişe duymuş olabilirler. Ama ben her zaman inandığım yerdeyim. Çünkü bundan sonra benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama ülkem için verecek çok şeyim var. Bir başka soru.
Lara Demir soruyor. Diyor ki tekrardan yemek programı yapacak mısınız? Evde yemek yapıyor musunuz? Ne sıklıkla ve en güzel hangi yemeği yapıyorsunuz? Dünya mutfaklarından en çok hangisini seviyorsunuz? Siz bir dönem bir yemek programı yaptınız. O çok güzeldi. Şimdi onu bayağı hemen söyleyeyim. Deminki sözlerimi yanıltacağım şimdi kendimi. Yemek programı yapmak için çok teklif aldım. Öyle televizyonlardan. Evet, evet. Yalnız onun için aldım. Ama onu bir daha yapmak istemiyordum çünkü o çok güzeldi. Başka gruplarla aynı başarıya ulaşamazdık. Onun için taklit etmek istemedim yapmış olduğum şeyi. Onun için yapmadım. Peki yemek yapar mısınız? Yemek yaparım, çok yaparım. Hala evimin yemeğini kendim yaparım. Çünkü artık başkasının yemeğini nereden yemeyecek kıvama geldim. Yani bir hobi olarak mı? Ailemden öğrendim, babamdan, amcalarımdan. Erkekler çok yemek yapmaya meraklıydılar bizde. Böyle tiyatrodan gelirlerdi gece vakti. Evde buzdolabında yemekler varken girerlerdi. Mezeler, şunlar bunlar falan filan yapılırdı. Ben de böyle damak zevkim çok gelişti herhalde. Daha küçücükken babam Yunanistan'a falan gitmiş olduğundan bizim evde ben küçükken böyle taraklar, istiridyeler, böyle böcekler falan yemeye alışkındım. Çağla Çalışkan soruyor. Kuliste başınıza gelen en komik olay nedir? Hatırlıyor musunuz, var mıdır böyle? Hep sorulur bu ama. Peki sorulur mu? Ben söyleyeyim. Başıma gelen en komik olay. Altan Erbulak'la Oyuncakçı Dükkanı diye bir oyun oynuyorduk Dormen Tiyatrosu'nda. Başrollerdeydik ikimiz. Orada gerizekalı bir çocuk oynuyordum. Aslında öyle değil. Adam bir yazar falan. Ben de geri kalmış zekada, böyle 7 yaşında kalmış zekada bir çocuk oynuyorum. Aslında adamın çocuklara meraklı olduğunu biliyorum. Kendimi ona sevdireceğim çünkü ben onu seviyorum. Böyle bir sahnede adam da bu kızı oyalamak için yapmadığını bırakmıyor. Oyuncaklar alıyor ona, şunlar yapıyor, bunlar şey ediyor falan. Ben de ona işte bazen diyorum ki at ol, eşek ol, bilmem ne ol falan. Bunları yapıyordu. Bir gün beni sahnede fena halde güldürdü. Ben de intikam alayım, nasıl alayım dedim. Ertesi gün oyunda sinek ol dedim. Altan'a şey birdenbire. Altan sinek oldu. Duvara, düz duvara kondu. İnanamazsınız yani. Altan Erbulak, Allah rahmet eylesin, çok sevgili bir dostumdu. Tabii siz gülmekten... Ben öldüm ama hakikaten adam zız diye nasıl yaptı her şeyini, elini, ayağını falan. O yazıhanelerin üstünden, koltukların üstünden ve duvarda durdu bir an yani. Böyle bir şey. Olabilecek bir şey değil. Keşke o zaman videolar falan olsa da çekseydim. Bu hayatta sahnede başımdan geçen en komik şey benim için buydu galiba. Ters olaylar oldu mu? Nasıl? Mesela dekor devrildi, olay çıktı. Çok ters olay oldu. En tersi mesela aklınıza gelen? En tersi söyleyeyim. Refik Erduran'ın şeyini oynuyorum direktler arasında. Kantocu bir kız rolündeyim. Türk kızları sahneye çıkamıyor işte, bu direktler arasında falan geçiyor. Bu da kendisine Ermeni süsü veriyor kantocu olabilmek için. Bu oyun başlarken Elhamra'da oynuyorduk. Ben bir salıncağa biniyorum. Salonda sofitası 10 metre. Beni 10 metre yukarıya çekiyorlar. Ondan sonra ben perde açıldığı zaman bulutların arasından görünüyorum böyle hü diye. Ve oyun böyle başlıyor. Bir gün, her seferinde de Engin kontrol ediyor her şeyi falan. İşte birbirimize iyi oyunlar diliyoruz. Ve ipi o çektiriyor. Ve ben yukarıya çıkıyorum. Ben yukarıya çıkarken çatır çatır bir şey duydum böyle 4. 5. metrede olmalı. Yani kaybolmadım daha sofitada. Ve birden Engin atla dedi. Ama uvertür de çalmaya başlamış. Allah'tan ses mes duyulması ihtimali yok. Ve ben oradan attım kendimi aşağıya. Böyle Engin'le beraber böyle indik. Yakaladı sizi yani. Hiçbir şey olmadı. Oyuna başladık tekrar. Hiçbir şey olmamış gibi bir şey. Hayır. Ne oldu, şey düşüyor? İşte o mekanik şeyde bir şey olmuş. Makarada bir şey ve kopmuş yani. Bakar mısınız oyunda, salonda kim var, kim gelmiş? Birisine oynar mısınız yoksa şey mi? Yok yani tanıdık birilerinin olması, değerli birilerinin olması, oyunun farkına varıp keyfini çıkaracak insanların olması oyuncuya bir şey katar mutlaka. Bir keyif verir, mümkün değil başka türlü olması. Ama bakmak diye bir huyum asla yok. Yok. Ama bilirim, daha önce gelir söylerler.
İşte şunlar var, bunlar var bu gece falan. Yani görmez misiniz salonu? Hayır. Genelde öyle mi? Hayır, ışıklar. Genelde öyledir. Ama bazı oyunlarda da ışıklar yani sahneyle arayı kapatmaz. Ve de görürsünüz bazen ama ben görmeyi tercih edenlerden değilim. Dikkat dağılır mı mesela birisi yo, giriyor? Yok, en son oynadığım oyun şeydi işte. 8-9 sene oldu en son oynadığımda. Ondan sonra oynamadım. Oynamayacağım. Söyleyeceklerim var ismini. Kendi yazmış olduğum bir oyundu. Orada Gülriz olarak oynuyordum. Yani bir şey. Türk tiyatrosunun bir kronolojisini yapıyordum. Hafif böyle yaşadığım anılar da esprili şeyler, etkileyici şeyler falan. Politika da vardı, dünya görüşüm de vardı orada. Mesela Susurlu'yu sorguluyordum. Durup dururken orada. Ne kadar iyi. Bana kimse bir şey yapmadı, ciddiye almadılar galiba. Estağfurullah. Gerçekten. Orada seyirciyle konuşuyordum devamlı. O da çok keyifli bir şeymiş meğer. O güne kadar hiç yapmadığım bir şeydi. Işıklar her şey ona göreydi. Soru soruyordum, cevap alıyordum falan filan bir sürü şey. Bir sürü konu üzerinde. İniyordum aşağıda dolaşıyordum. Böyle bir oyundu. Ondan da çok keyif aldım. Evet. Gülriz Hanım çok kısa bir ara verelim. Ardından programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok kısa bir bölümümüz kaldı. Orada da birkaç soru daha soracağım. İlginç sorular geliyor. Sevgili seyirciler, Sayın Gülriz Surure'yi programımıza konuk ediyoruz. Müthiş bir yaşam hikayesi. Hayranlıkla gördüğünüz gibi sessiz sedasız dinliyorum ben de. Büyük bölümünde bu renkli ve film olabilecek bir hayat hikayesini dinledik. Kısa bir aradan sonra soruyorum'a devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Gülriz Surure'yi programımızda konuk ediyoruz. Tiyatronun divası mı demek lazım? Duayen erkekler için mi kullanılıyor? Ne demek lazım? Bilmiyorum. Tam kelimeyi... Duayen biraz daha daha bir vazgeçmiş de çok yani ununu elemiş, eleğini evet. Asmış gibi mi oluyor acaba duayen? Bilmem. Siz devam ediyor bilmiyorum. Musunuz? Var mı? Ben ediyorum. Ben oyun sahneye koyuyorum. Oyun yazıyorum. Ve bunun, bu uğraşlar benim çok hoşuma gidiyor. Şu aralar zaten var mı? Zaten kitap yazıyorum. Aslında en büyük... iyi ki bu konuyu açtınız. Çünkü ben bu konuyu gündeme getirmek istiyordum. Unutup gidebilirdim. Evet. İyi oldu. Her işte bir şimdi Suat Derviş Hanım Fosforlu Cevriye diye bir roman yazmıştı. Bu rolü benim oynamamı çok istemişti. Bana getirmişti 40 sene önce. Tam 40 sene önce. Ve ben de bir sürü yazarla konuştum. Fakat bunların hiçbiri çok değerli isimler de olmak kaydıyla içinde oyunlaştıramadılar. Yani romana sadık kalmadılar. Filmleri falan şunları bunları yapıldı ama daha çok Fosforlu Cebriye şarkısından hareket eden şeyler. Hiçbir romana sadık olmadı. Ve Liz Behmuaras biyografisini yazdı Suat Derviş Hanım'ın. Ben onu okudum 4 sene önce. Çok heyecanlandım. Ve dedim ki ben o gün oynayamadımsa. Çünkü anlaşma yapmıştık 40 yıl önce de kendisiyle. O gün oynayacak yaşı bugün geride bırakmış da olsam ama ben artık yazmayı öğrendim. Kaç senedir yazıyorum. Yazabilirim dedim. Ve ondan bir müzikal yazdım. Yazdınız. Oyuna çok sadık olarak Atilla Özdemiroğlu'na bestelettim. 4. yıldır Ankara Devlet Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynamakta. Evet, süper. Evet, süper. İstanbul'a gelmesini istiyorum. Evet. Bütün arzum bu. Salon yok. Çünkü AKM kapatılmamış olsaydı zaten orada oynayacaktı. Ama Limi Bey bana madem burada olamıyor, sahne yok, gel Ankara'da koy dedi. Ben de hemen gittim. Evet. Ve son zamanlarda yaşadığım en güzel şeylerden, olaylardan biri oldu. Son bir soru. Çok fazla aynı soru geliyor. Bu topuz meselesi. Sizin bir topuzunuz çok ünlü. Bıktınız topuz değil ki bu. Ama. Bu sefer yok yani ama. Bu işte. Bu. Söyledikleri bu. Nereden bu? Yani bu niye bu kadar mesele? Bütün kadınlardan bu soru geliyor. Ben sormamaya çalışıyorum. Çok komik. Ben bunu kaç kere söyledim televizyonlarda da ama olmadı. Belki de şeydedir bilmiyorum hangisinde. Alano programlarında olabilir. Buralarımdan beyazlar çıktığını gördüm. Bir gün kapatmak için böyle bir şey yaptım. Sonra baktım bir nokta koymak gibi yüzüme yakıştırdım kaldı. Ve artık adına da kukuriko diyorum. Kukuriko. Evet. O kadar yani. Süpermiş. Gülriz Hanım çok teşekkür ederim programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin. Müthiş bir sohbetti. Sizin hayat hikayenizi dinlemek. Ya. Vallahi sizin hayat hikayenizi yazsanız keşke. Bayağı kitaplar yazıyorsunuz. Kaç kitabınız oldu? Ama benim hayat hikayem 2 tane anı kitabımda var. Ha bir oyun Kıldan gibi yazsanız. Oyun gibi yazsam.
Ne kadar hoş olmaz mı yani? Kim oynayacak? Fadik, deminki Fadik soruya. Çağırırız. Fadik Los Angeles'tan gel. Aslında Fadik oralara yerleşmemiş olsa onunla konuşmak istiyorum. Ben onun adresini alayım. E-mailini falan alayım lütfen. Ona bir teklifte bulunabilirim. Bakın hele yani bir evet. Yani jöne ihtiyacınız olursa yani ben de bir ek jöne. Çok teşekkür vallahi ederim. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sayın Gürriz Sururi'yi bugün Soruyorum programına konuk ettik. Kısa bir aramız var, ardından programı kapatıyoruz. Müthiş hayat hikayeleriyle Soruyorum'da Türkiye'nin en saygın isimleri, farklı disiplinlerden olan en saygın isimlerini konuk ediyoruz ve geniş bir zaman aralığında film olabilecek hayat hikayelerini bizzat hem onlardan dinliyoruz hem de sizin sorularınızı ben birebir onlara soruyorum, iletiyorum. Haftaya Soruyorum programında yine önemli bir konuğum olacak. Yine bambaşka bir konuğum olacak. Yine sizin sorularınızı soracağım. Yine Türk televizyonlarında pek benzerine rastlamadığınız bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Haftaya yeni bir Soruyorum programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.